Merhaba Güreş Türkiye.net severler, ben Buğra Gür. Bugün yazın en büyük eğlencesi olan SummerSlam'i Ahmet Tahir buldu gimmickiyle aramızda olan ve uzun bir aradan sonra Ambrose Övücü Ege Yürütmen'le birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin Ege ve Ahmet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ege, senle başlayalım. Nasıl gidiyor? Uzun süredir görüşemiyorduk. Sen de sürpriz bir dönüş yapmış oldun. Aynen öyle oldu. Yani Greatest Royal Rumble'dan beri uzun zamandır güreş takip etmiyordum son bir aya kadar. Malum sebeplerden ötürü. Malum Burak sebepler Ambrose'un şirkette olmaması mıydı? Yok. Brock Lesnar'ın kemer koruması. Korumaya devam etmesi. Brock Lesnar'ın kemer korumaya devam etmesi mi seni daha çok rahatsız etti, yoksa bundan... Ben WrestleMania'da çünkü gözüyle bakıyordum yani. Tamam, bitiyor, kurtuluyoruz. Bir yıl sabrettik, acı çektik, tamam bitiyor. Ama bitmeyince o kadar kötü hissettim ki güreş izleme kalmadı, hevesim kalmadı yani. Ya sırf CM Punk'ın rekorunu geçirtirebilmek için insanlara neler, ne ızdıraplar yaşattılar ya. Sen de öyle düşünüyor musun Ege? Vallahi 504 günle bitti bugün. Evet, Numan da geldi galiba. Hoş geldin Numan. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Geldim vallahi, gelebildim anca yani, zar zor. Yetişemem demişti Numan. Yetişti bu arada, sen de hoş geldin. Numan, kavurma istiyoruz yazmışlar. Ne diyorsun chatbox'a? Ben de istiyorum ama bir an önce yarın gelsin lütfen. Bu... Kavurma! Beleş kavurma abi, mı ya? Beleş kavurma mı bütün? Bütün bayram mı? İstiyoruz kavurmamızı, öyle kavurma yiyoruz, yapacak bir şey yok yani. Doğru. O zaman ufaktan bir genel değerlendirme yapalım. Raw SummerSlam'i nasıl bulduğumuzu konuşmuştuk dün. Bugün de SummerSlam şovunu özelinde değerlendirelim. Sizce SummerSlam geçen seneyi geçebildi mi? Sevgili Ahmet, sen başla. Yani geçen seneyi geçebildi mi? Şimdi ring içi bakımından kesinlikle geçemediğini düşünüyorum bir kere. Vasatı aşamadılar. Main event olsun. Kadınlar şampiyonluğu maçları olsun. Ben kesinlikle geçen seneyi geride bırakabildiklerini düşünmüyorum. Ama genel olarak evet, daha fazla akılda kalır şeyler yaşandı dün gece. Yani 500 günlük saltanat sona erdi neticede. Daha fazla akılda kalan bir şov oldu sanırsın 2018. Numan? Abi ben çoğundan memnunum. Özellikle AJ Styles vs. Joe maçı bana kalsa WWE'de yılın maçıdır. Ana kadro bazında konuşuyorum. Tek kadro bazında değil. Abi yılın maçıdır. Sonucu pek tatmin etmese de Joe'nun o en son söylediği sözden sonra zaten benim için çok yani bambaşka bir herhalde abi. Ha, dün gece uyuyakaldım evet çoğu izlerken, ama tamamen şovun kötülüğüyle alakalı değildi. Tamamen kendi mallığımdı. Çok evet. Olgunum çünkü. O yüzden uyuyakaldım. Evet. Ama abi Joe ile AJ maçı çoğu kurtardı diyorum ben ya. O yüzden daha iyiydi. Her türlü daha iyiydi yani. Joe AJ maçına geleceğiz. Joe AJ maçında gerçekten senaryo işlendi. Maç içinde çok sağlam bir senaryo işlendi. Sen neler diyorsun? SummerSlam geçen seneyi geçebildi mi Ege? Yani geçen yılki maçları açtım önüme hatırlamak için. Şimdi bir defa ana kemer maçı daha iyiydi geçen yıl. Tamam. Sevmiyoruz hala Brock Lesnar falan da bu yılki maç 6 dakika sürmüş. 3 dakikası da zaten goy goy. Evet. Ondan sonra bakıyorum takımlar maçları çok iyiydi geçen yıl. Sasha'nın maçı çok iyiydi. Kadınlar Sasha Banks, Alexa Bliss maçı iyiydi. Ya Ahmet'in dediği gibi akılda kalıcı an yoktu geçen yıl ama bence geçen yıl daha iyiydi yani. Evet, bence de maç kalitesi bakımından geçen yıl daha iyiydi. Fakat bu sene çok büyük şeyler yaşadık. Ronda Rousey'in bence Nikki Bella'nın reign süresini geçeceği şampiyonluğu başladı. 504 günlük tarihin modern zamanların en büyük reign'i sona erdi. Bu gibi şeyler konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Yaşandı. Onun için maç kalitesi bakımından evet geride kaldı bu sene. Fakat yaşananlar ve sonuçlar, Survivor Series'e giderken atılan temeller, hatta Hell in a Cell'e giderken atılan temeller
çok daha farklıydı bana göre. SummerSlam 2018 beklentilerinizi karşıladı mı diye o zaman bir soru daha sorayım. Numan sen cevap ver. Benim fazlasıyla beklentilerimi karşıladı yani. Özellikle benim şovdan iki tane beklentim vardı onun akıllı. Birisi evet. Becky'nin heel turn'ü. Öbürü de Tim Balor'un Demon King olarak gelmesiydi. İkisi de olduğu için çok mutluyum ben. Bayağı ben karşıladı benim beklentilerim şov yani. Sevgili Ahmet, sen beklentilerini karşıladı mı şov? Yani haftalık şovlar, SummerSlam'e giden haftalık şovlar çok heyecanlandırıcı, çok insanda heyecan yaratan detaylar göremediğimiz için çok beklentim de yoktu açıkçası. Ama ortalama üzeri bir şov olduğunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi Brock Lesnar'ın kemeri kaybetmesi tüm canlı izleyenler bir tarihe tanıklık etti. Bu bile beklentileri karşılayacak bir detaydır. Evet sevgili Ege Yürüten. Yani takeover'dan sonra tabii ki çok şey tat vermedi doğal olarak ama şey güzel anlar da vardı, kötü anlar da vardı. Ama geriye baktığımda bir şey hissedemiyorum mesela. Saydıracak şeyler de var, övülecek şeyler de var. Yani arada derede bir pay-per-view'du bana göre. Hazırlık pay-per-view'suydu NXT ve Evolution'a. Yani geçiş PPV'si gibi bir şey oldu bu benim için. O zaman ufaktan tekil maçların değerlendirmesine geçelim. Dilerseniz siz de. Rusev Lana ikilisiyle Andrade Cien Almas, Zelina Vega çifti arasındaydı. Lana Zelina Vega maçı bitirdi. Bence olabilecek en olumlu şekilde bitti bu maç. Ahmet sen neler söylersin? Galiba gecede doğru tahmin edebildiğim 2-3 maçtan birisiydi bu. Yani bu maçta da çok ekstra bir şey izleyemedik. Sıradan pre-show kalibresinde maçtı. Zelina Vega tuş etti Lana'yı. Lana'da ben bir gelişim görüyorum. Yani ilk geçtiğimiz sene bu dönemlerde galiba yavaş yavaş güreşmeye başlamıştı. Lana'da yavaş da olsa bir... Aynen. Değil mi? Aynen. Yavaş yavaş bir gelişim görüyorum ama kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum WWE kadınları seviyesinde. Onun yanı sıra Andrade Cien Almas'ın da umuyorum bir sonraki pay-per-view'da pre-show'da değil de herhangi bir ünvan maçında görürüz. Evet Ege Yürüten. Andrade Cien Almas ve Rusev'in gelecekleri ne olur? Rusev'in geleceği Aiden'in girişi feud'a girmek zaten. Bu belli bir şey olmaya başladı bir aydan beri. Andrade Cien'e gelirsek de US çoklu feud'unda takılabilir bir süre. Şu anki aşamada. Ana kemer dolu. Bayağı da dolu olacak gibi gözüküyor. Oraya geldi zaten. Herkes Zelina Vega'nın boşundan bahsediyor chatbox'ta. Alper Canbaz demiş. Normal abi. Boş. Evet. Kadın Alexa Bliss'le aynı boyda değil mi? Hatta daha kısa bile olabilir. Daha kısa. Daha kısa mı? Daha kısa. Ama Alexa Bliss'le karşılaştıramazsın yani güreş yeteneğini. Yok niye ben boy olarak dedim sadece. Niye bu kadın TNA'de gayet güzel güreşiyordu ya şimdi niye ölüyorsunuz ki? Hayır ben daha çok iyi güreştiğini söylüyorum. Ne güreşiyordu Allah aşkına? Ben... Doğru Meksika'nın Amerika'da kıvıran atınlarda değil miydi bu ya? Eric Young'a falan böyle yanlıyordu. Ne olacak? Doğru. Zelina Vega'nın roll up yaparken ayağını iplere koyamaması ha 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 demiş Rotunda. Sen ne düşünüyorsun Boç hakkında sevgili Ahmet? Yani bacak boyu çok kısa bir kere. Orada o pozisyonu tam olarak alamadılar. Ondan mütevellit anca 3'te yetiştirebildi bacağını iplere. Olabilir yani bunlar. Güreşte olan şeyler yani. Bunun için gömecek değiliz. Ki bir de tuş ettik işin lan abi. Ki pre-show zaten çok da göze batmaz o yüzden. Evet Rusev'in geleceği ne olur dedi Ege cevap olarak. Aiden English'le feud'a girmesi dedi. Andrade Cien Almas da ne gibi bir Survivor Series'e giderken ya da Rumble'a giderken ne gibi bir gelecek görüyorsun sevgili Ahmet? Andrade Almas da mı? Evet. Kesinlikle United States kemeri için ciddi bir tehdit olabileceğini düşünüyorum ben Andrade Cien Almas. Ben Cien Almas'ın ne bileyim abi şu birazcık üstünle oynansa şöyle tamam mı? Biraz da böyle şu finisher falan değişirse çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hani
bir sene içerisinde ana kemeri oynar diye düşünüyorum SmackDown Live'da. En kötü hani bir kere US kemeri garanti abi yani. En kötü Nakamura'dan US kemeri ne olacak büyük ihtimalle, bu kesin bir şey. Ama ben ana kemeri oynamasını isterim. Mesela Finisher'ın da bir Destino yapsa abi tadından yenmez. Ne o evet, adam Baker'ın babası yani. Şimdi sonuçta. Andrade Cien Almas, Rusev feudu, Helena Sele uzar mı sizce? Bence yok, bitti artık. Üç defa maç yaptılar gidelim yani. Kadınlarıyla da dahil olmak üzere. Kadınlarla da. Sami Çınar sormuş. Abi sana göre Almas iyi bir güreşçi mi size göre? Allah Allah. İşe bak yo. Bizce iyi bir güreşçi ya. Alper Canbaz. Ortada bir feud yok ki doğru düzgün uzamaz bence demiş. Tam olarak bu dönem durum. Yani buna da katılıyorum. Evet. SmackDown Live takımlar şampiyonluğunda New Day Bludgeon Brothers maçında çok hareketli geçerken maç, Bludgeon Brothers bir an sinirlerine hakim olamayıp balta kürek daldılar. Ne diyorsun? Kofi de görev alamadı maçta. Numan sen neler söylemek istersin? Ya abi bu kadar güzel geçen bir maçı niye böyle bir sonuçla bitirirsiniz? Maç gerçekten Bludgeon Brothers falan normalde yani Bludgeon Brothers kemer alından beri abi çıktığı en iyi maçtı ya. Ring içi bakımından çıktığı en iyi maçtı Bludgeon Brothers'ın bu. Maç niye bu sonuçla bitti? Yani tamam feud'u tatmak istiyorsunuz eyvallah da yani. Adam bana esas sinirlerine hakim olamayıp gittiler baltalı çekişleri aldı, çekişlerle geldiler vurdular yani. Nasıl bir işin anlamadım yani. Sonu tam bir soru işaretim böyle abi. Şöyle insanı gör, sen daha iyi anlasın bunu. Kanki sonu tam olarak TNA gibi bitti. Tam olarak TNA yani. Tam olarak TNA sonu abi bu. Başka bir şey değil yani. Aynen. Bugün zaten TNA sonu çok maç vardı Numa. Aynen. TNA sonu çok maç vardı abi. Valla TNA deyince aklıma tek bir maç geliyor. AJ Styles Magnus. Efsane maç. Susan. 250 kişinin karıştığı maç. Neyse işte şey. Bu kemer büyük ihtimalle Helena Sel'de el değiştirecek. Çok belli oldu yani. Bu Bludgeon Brothers kemerini hani son kez kurdu diye bir şey. Hatta zaten herkesin tahmin ettiği bir şeydir abi. Büyük ihtimal Helena Sel'deki maçın kuralı da şu olacak. Bludgeon Brothers diskalifiye olursa kemeri kaybedecek. Başka da bir şey olacak abi yani. Çok belli ya. Bu kadar belirlenmez yani bu maç. Neyse. Evet Rotun da demiş. Rowan Kalas'ı Gresh'in katili diye boşuna demiyoruz. Mertay söylemiş kötü. Rotunda devam etmiş. Adam resmen mis gibi bir maçı katletti. Selin Şener demiş. Numan çok iyi eğleniyor yalnız. Numan neden bu kadar? Neden bu kadar? Eğlenmesem izlemem yalnız. Niye izlemeyeyim? Numan ağla. Eğlenmem insanlara batıyor. Evet. Ahmet sen neler söylersin? Yani WrestleMania'da başlayan bir reign bugüne kadar devam etti. 4-5. aylarındalar galiba Bludgeon Brothers. Yani ben beğeniyorum o SmackDown takımlar divizyonuna son bir senedeki Usos ve New Day dominasyonundan sonra farklı bir renk getirdiler. Ben beğeniyorum. Stephen Trumey de demiş özellikle Extreme Rules'tan beri. Ben de çok beğeniyorum kendilerini. Zaten iki iyi güreşçi Luke Harper ve Eric Rowan. Bilemiyorum yani önlerinde onları durdurabilecek bir takım kaldı mı? Belki bir defa daha New Day ile maça çıkarlar Hell in a Cell'de ama Bray Wyatt karşılarına çıkarsa kemeri bırakıp üzerine atlayabilirler. Rotunda demiş. Hell in a Cell'de çoklu merdiven maçı olacak Tag Team Championship için. Evet Hell in a Cell'de ne olur sence Ege Yürüten? Yani New Day vs. Bludgeon Brothers çok fazla kasmazlar gibime geliyor. Belki yok. Kafese sokarlar da o da zor. Numan Hell in a Cell'de ne olur? Hani dediğim gibi normal maç olur tamam maçın türü normal olacak abi ama şart şu Bludgeon Brothers diskalifiye olursa kemerleri kaybedecek yani başka hiçbir şey olmayacak abi böyle bir maç göreceğiz yani kafes mi işte merdiven mi yok öyle bir şey unutun onu yani ama şu var abi eğer Bludgeon Brothers kemerlerini korursa ki şu an bilmiyorum hiçbir bilgim yok abi bu Usos sakat mı? Usolar total tivas çekimlerinde yok çünkü yani New Day, abi çünkü New Day ile bunlar geçerse geriye bir onlar kalıyor. Yani adam bakalım karşılarına çıkabilecek. O yüzden sordum. Yani sakatlıysa onlar gelip kemer alırlar diyorum artık. Yani çünkü ben Usaları izlemeyi çok özledim abi. Yani tamamen fan boyluk bu şu an dediğim. Olabilir tabii canım. Usalar iyiydi.
Oradan evet, Sanity'ye bağlarlar zaten. New Day olmazsa. Evet. Rotunda Bludgeon Brothers'ın getirdiği renk olsa bu nasıl diyorum? Ben şimdi bunu nasıl okuyayım? Bunu YouTube kaydına atacağız. Sevgili Rotunda. Lütfen küfür yok. Evet, Bludgeon Brothers beğenilmiyor Chatbox ekibi tarafından. Ben aslında Eric Rowan'la Luke Harper'ın çok yetenekli güreşçiler olduğunu düşünüyorum. New Day de misyonunu tamamladı diyebiliriz artık takımlar kemeri altına. Yani tekli kariyerler olmaz da. Hani bir tanesi büyük maça çıkar, ikisi ring kenarında falan olur. Öyle dalgasına düdük, borazan falan çalarlar. Bir de şey, Biggie'de heel potansiyel falan diyordu böyle haberlerde herkes. O da artık yok, kaldı ortada. Biggie bu kadar cıvıklıktan sonra heel olmasın bence. Abi hiçbir ciddiyet olmaz yani. Hiçbir ciddiyet olmaz. O nasıl bir ciddiyet abi? Adam 2 ay önce pantek atıyordu millete, şimdi heel. Olur mu abi? Gözünü seveyim, olur mu? Yapmayın ya. Yani bu adamlar ne yani? Güreşçi desen değil, pornocu desen değil, şey desen değil, ben dövüşçü desen değil. Yani farklı zaten bir... apayrı bir alemde. New Day çok farklı bir ekip oldu yani. Şimdi Biggie'nin Caitlyn denen bacımızla görüntülerini düşeceğiz. Allah affetsin, tam ne diyebiliriz ki? Evet, bu maçı geçelim. SmackDown Live takımlar şampiyonluğu mücadelesinde Hell in a Cell'e çoklu maç mı olur dedik şimdi? Ortak görüşümüz. Yok, ben tekli maç olur derim. Siz... Ben New Day BB kalır diyorum. Ben de öyle derim. Ben de bu maçın uzayacağı kanaatindeyim. Zaten bu senaryo bence ona hazırlandı. Zaten çok da şey yok. Elinde hani kullanabileceği güreşçi yok SmackDown'da. Yani varsa da momentumları düşük. Bir diğer mücadeleye geçelim o zaman. Kafeste ödekler belli zaten şu anda bence. 3 kafes maç olur diyorsun ha? Ya bir kadınlara yaparlar. Ruse'ye girer muhtemelen. Popülarite hesabıyla. Ya da Charlotte Becky olabilir. Charlotte Becky olacak büyük ihtimalle kafes maçın biri. AJ Joe zaten banko. Diğeri de şey, Roman hangi maça çıkarsa. Evet, Ahmet sen bir şey demek ister misin? Yani Hell in a Cell uzayacak bence de Feud. Hell in a Cell'de de kafesin içinde çözerler. Geçen sene Hell in a Cell'de New Day Usos çok iyi maç çıkartmıştı hatırlarsanız. Bu sene de aynı güzellikte maç bekliyorum ben. Diğer mücadeleyi geçelim o zaman. Birebir maçta Daniel Bryan Demiz vardı. Daniel Bryan Demiz maçını nasıl buldunuz? Senaryo işlenişi ve sonucunda Mariz'in yardımıyla Demiz'in kazanması. Bizim genelde kültürümüzde sütyen içinde 20'lik saklanır fakat Mariz Muş'ta falan saklıyor. Numan ne diyorsun? Beklediğimden kötü bir maçtı abi. Hani beklediğim çok altında kaldı maç. Hani... Numan? Alo, sesim gelmiyor mu? Alo. Bana geliyor. Bir gittin geldin Numan. Bir gittin geldin Numan, dinliyoruz. Beklentimin çok altında bir maç oldu benim için. Yani zaten maçın ben temiz bitmeyeceğini biliyordum. Zaten herkes tahmin etmişti bunu. Temiz bitmeyeceğini çok belliydi yani. Miz gene yaptı gene ama şu var abi, ya Mariz gibi karın olsun abi, ya başka bir şey isteme, yemin ediyorum var ya, kadın hızlı acı gibi yetişir resmen ya. Yani bu feud daha da uzayacak yani, Hell in a Cell falan taşınmaz. Bundan sonra artık WrestleMania'ya kadar abi bizle Bryan feud'unu izleriz biz yani zaten. Herkes bunu böyle düşünüyor. Ama çok merak ediyorum, acaba bu olay ana kemer senaryosuna bağlanacak mı? Sinir düşüyorsunuz bu konuda. Nasıl ana kemer? Yani, nasıl ana kemer sanıyorsun? Şöyle diyeyim sana, ben bana kalırsa bu feud WrestleMania'ya kemersiz taşınmayacak. Yani büyük ihtimal Miz veya Bryan'dan biri AJ zaten kemeri alacak bu arada. İkisinden biri WrestleMania'ya ana kemer sahibi olarak gidecek. Ki bu kişi büyük ihtimalle Miz olacak büyük ihtimalle de. Ya Miz olsa daha mantıklı Daniel Bryan'ın challenger gelmesi. Ki Daniel Bryan da büyük ihtimalle işte gene tipik underdog senaryosu uygulayacak abi. Orada kemeri alacak WrestleMania'da. Main event'ta. Main event değil de şu normal planında alacak kemeri.
Evet, Rotun da demiş. Bizim maçın sonuna kadar hile yapmayıp maçın sonunda son noktaya hileyle koyması farklı bir taktik oldu. Ahmet ne diyorsun? Miz Bryan'la alakalı olarak yani çok masadaşabildiğini düşünmüyorum ben dün gece. Belki de bilerek yapıldı bu, bilemiyorum tabii ki. Miz de Bryan da iki harika güreşçi. Belki de Road SummerSlam'in en iyi feudlarından birisini izledik bu ikili arasında. Dün gece Maryse'in yanında Monroe da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Maryse'in dahliyle birlikte feud uzayacağı, temiz olmayan bir galibiyet alınca feud'un uzayacağı daha da belli oldu. Biliyorum, ben heyecanlıyım yani geleceği için bu iki güreşçinin. Evet, sevgili Ege, ne diyorsun son olarak? Lesnar döneminden evvel şey demişti. Beni güreşe döndürecek 2-3 feud olabilir demiştim. Biri Brian Miz'di. O derece heyecanlı bekliyordum yani bu feud'u. 8 yılın feud'u sonuçta. Bir sürü olay geçmiş, bir sürü taunt atılmış. Miz sürekli dalga geçmiş. Brian Talking Smack'in efsane konuşması unutulan mümkün değil zaten. Yani maç ortalama bir şeydi. Çok fazla beğenemedim ama The Miz yaptı yapacağını, maçın başında söylediğini tamamıyla haklı çıkarmış oldu. Brian'ın geri dönüşü patladı diyerek YouTube kanalında. Sence bu maç beklentinin üstünde miydi? Bence kasten beklentinin altında bırakıldı. WrestleMania'da final yapılacak. Evet, Alper Canbaz demiş. Çok iyi maçtı ama Muş'ta biraz absürt oldu her zamanki gibi. Muş'ta çok sert bir cisim, çok haddi, çok ciddi hasarlar bırakabilecek bir şey. Ha ben şundan korkuyorum. Brie Bella'yı Evet. dahil etmelerinden korkuyorum Feyyo'da. Ey, hatırlatma şunu ya. Abi biz dün bir şey konuştuk biz. Birdie ile Monroe Sky bebekler de Feyyo'da dahil olur mu diye bir beyin fırtınası yaptık. O bile daha iyi Olabilir ya. mi? O daha iyi. Evet, Zeno demiş. Ahmet, dün demiyor muydun vasat bir maç bekliyorum diye? Niye şaşırmış gibi yapıyorsun? Yo, ben de öyle bir şey demedim. Dedim mi? Bilmiyorum. Demedim. Kayıt Demedim. yok. Öyle bir Kayıt yok. şey Yok, demedim. ben dün de Öyle bir şey beğendiğimizi demedim. dedim. Feyo'du bugün de dedim yani. Yanlış hatırlıyoruz hala kardeşim. Kuzey demiş. Zaten bu feudun ana kemer potasına ve WrestleMania'ya uzaması için Miz'in temiz olmayan bir şekilde kazanması lazımdı. Biz de bu görüşteyiz aslına bakarsanız. Evet, yorumlara bakıyorum. Lawman demiş. Hoş geldin bu arada Lawman. The Miz ile Bryan feudu Rumble'a sarkar. Miz Bryan'e yeler ve Feud WrestleMania'ya yazar. Bu çok olağan. Bence en birinci ihtimal bu. Uzama senaryosu. Verebilirler Evet, Ege. Tekrar söyler misin? Brian'a. Yok. Sanmıyorum onu. Abi o zamanı geçti Yani ya. Onu... contendership Yok, Şubat'taki yok. pay-per-view'de. Batista kazandığı zaman ya da Roman Reigns kazandığı zaman vereceklerdi Bryan'a. Yani hatta bu seneden konuları konu açıldı. Bu seneden bu büyük madalar roldan birine gidecek abi. Unutmayın yani o işi. Ya set ya diyeyim bence şu ana kadar Finn Balor. gözüken. Ya nereye Evet. bağlı? Neyse devam edelim. Yani Rotunda demiş. bir Shield War olursa Dean Ambrose'un kazanması mantıklı olur tabii Royal Rumble'ı. Ay yeter artık. Shield War'unu da sıçtırtmayın yeter ya. Tövbe anasını sövdürürüz Ya burada. Lesnar değil izlemiş adamsın sen 4 defa. Koymaz sana. Neyse. Doğru. Rotunda demiş. Rumble bence Raw brandine gider. Rollins ya da Dean'e diye. Dominik Toretto söylemiş. Miz Bryan maçına kemer eklenecek bence. WrestleMania'da Bryan kazanır. WWE Champion olur. Bu arada Rumble'da son ikiye Rollins ve Ambrose bekliyorum. İkisinden biri alır. Diğeri de Elimination Chamber'da kazanır ve Shield War olur. Shield War'a gelelim o zaman. Direkt o maça geçiş yapalım. Kıta arası şampiyonluk mücadelesinde Dolph Ziggler, Seth Rollins ile maça çıktı ve Seth Rollins kemerini geri almayı başardı. Dean Ambrose da bir atraksiyonda bulundu Drew McIntyre'a karşı. Ege, söz sende. Geçen hafta Ambrose geri dönüşünü yaptı.
saç modeli güzel, kaslar şişmiş gene. Ondan sonra sert bakışlar var, tavırlar gayet iyi. Ben uyuyorum, bu ne ya? Emre dövüyor ya. Sen döveceksin turn yapınca, az sabret. Ondan sonra tabii ki ben de turn istiyordum ama olacağını düşünmüyordum bu maçta. Daha yeni gelmiş. Biraz bekletirler, ısındırırlar. Sonra turn'u yapıştırır diye düşünüyorum ben Dean'in. Artık vakti geldi yani. Bu saça face'lik yakışmaz. Lütfen. Evet. Ambrose'un dönüşü hakkında övmeyecek misin? Chatbox'tan yoğun bir istek var Ambrose'u öv diye. Vallahi şey, şimdi bir anda öv deyince nasıl öveyim bilemedim ki. Yani yeni stilini falan değerlendirmeyecek. Ya muazzam ya, gerçekten kusursuz yani. Leş. Ahmet bilir, aynı Jinder Mahal'ın şeyleri, güzel zamanları gibi. Yani ben de beğendim. Fiziken kendini çok toparlamış. Biz daha zayıf döner zannediyorduk. Hatta Rene Young'da bazı fotoğrafları vardı. Yüzü falan çökmüştü. Ama ona rağmen kendini çok iyi toparlamış. Yeni bir tarz. Çok iyi reaksiyon aldı dönüşünde. Ben beğendim yani Ambrose'u. Ya cıvıklığı yok artık mesela şu ana kadar. Hiç cıvıklık yapmadı. Geldi, dövdü ve gitti. Ed Moneymakers yazmış. Ambrose kafasını kazıtmış, millete artistik yapıyor. Gitmiş McIntyre'a dayılık yapıyor. SummerSlam'de McIntyre gülüyor. Buna bir koysam feleğin şaşar dercesine bakıyor. Bu yorum nasıl değerlendiriyorsun? Zaten. Bu yorumu nasıl değerlendiriyorsun Ege Yürüten? Şey, Drew'u mu değerlendiriyoruz? Neyi değerlendiriyoruz? Hayır. Burada McIntyre elinin ucuyla 5 defa döver demek istemiş Ambrose. Bu Raw'da maça çıkarlar bence. Görürüz o zaman. Evet. Bu Raw'da maç çıkmaları çok olağan. Bir Ambrose ring içi bekliyoruz artık bugün. Vakti al geldi. İşte ya. Hala Ambrose'u bir yedi. Kardeşim bir sal ya. Üf. Evet. Sen, biraz da sen öv o zaman Ambrose sevgili numara. Övmem ki. Çakma simiş bile. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Orijinal çok iyi. Ambrose'dan heel turn beklemek mantıksızdı ki bana kalırsa Ambrose'un heel turn hayalleri, yani bekleyenler için o bir hayal olacak gibi görünüyor. Çünkü Ambrose'un geri döndüğünde aldığı desteği hep beraber gördük. Yani bu adamı şu anda heel yapmaya korkarlar büyük ihtimalle. Yani erken daha biraz böyle heel böyle kastıracak, sonra ona heel turn yapacaklar. Böyle hemen bir anda heel olmayacak, çok belli bu. Ben açıkçası Dean Ambrose'un daha erken atlamasını bekliyordum Drew McIntyre'a. Yani daha erken atlamasını bekliyordum. Çok dayandı, çok bekledi yani. Ki büyük ihtimal dediğiniz gibi bu akşam maça çıkarlar. Ambrose parçalar büyük ihtimal bu akşam. Evet. Ama ben hayvan gibi güreşecek bence. Ben o maçta ring içi adına bir şey beklemiyorum işte. Belki McIntyre bir şey yaparsa eyvallah. Reis. Yani Ambrose'un ring içi hakkında konuşmak istemiyorum. Çöp çünkü kendisi. Ulan bir şans ver be. Bu kadar cehalet cahil olma. Çömer olma. Çöp. Oo, kavga mı var? Evet, kardeşim, dinliyoruz. Gitsin, gitsin önce bir o deathmatch'e çıksın lan. Anca deathmatch'te işte bunu. Ne yapacak bunu? Neler dedi Ege Yürüten? Anlamadım ne dediğini de. Dedim ki Ambrose anca deathmatch'e çıkaramaz. Başka bir maç yapamaz. Çıksın. O da WWE'de yok. Vallahi Ambrose'un gayet güzel maçları oldu. Triple H, Roadblock, AJ Styles. Ha şimdi şey diyeceksin. AJ Styles herkes iyi maç çıkartıyor. Evet, AJ Styles'ın karşısında koy kukla iyi maç çıkartır orası. Kevin Owens niye iyi maç çıkartamadı o zaman? Kimde? Kevin Owens niye iyi maç çıkartamadı o zaman? Roadblock sağ olsun. Yani Roadblock dedi. Roadblock'u kim savunuyor? Ahmet sen mi savunuyorsun? Yani Roadblock sevdiğimiz bir abi ya. Biraz kıt beyni de olsa. Beyni yok yazabiliyor. Hadi Jinder Mahal överim ya. Gerçekten. Jinder Mahal mi? Ege bir şey diyor. Bir saniye. Sen önceki seneki radyo yayınlarında... Bak konuşamadım. Önceki seneki radyo yayınlarında Jinder Mahal konuşurken sen horlamıyor muydun kardeşim? Şantiliğin huzurunu gördüm. Dur. Horlamıyor muydun, bana bunu söyle. Horluyordum. Tamam, bitmiştir abi. Ben bu kadar hayatımda bu kadar dönek bir adamdan daha görmedim abi. Tamam, bu kadar bu olay bitmiştir yani. Lan sen Jay White övüyorsun be. WhatsApp'ta sen... Jay White o lan. Jay White kim? Çatal bıçak takımı mı? Gerçekten... Baron Corbin eski halinde...
ağlamayın, 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 boşuna ağlamayın, boşuna ağlamayın kardeşim, boşuna ağlamayın, tamam mı? Evet, tamam. Selin söylemiş. Allah'ım biraz daha övün, biraz daha övün diyor. Galiba Selin Ambrose'dan konuştukça Ege'nin yaşadığı hisleri yaşıyor ve Ambrose demiş, kalp atmış. Selin'e de buradan selam olsun. Ben öveyim istediğin kadar, gerçekten. Selin'e buradan selam olsun. Ege ne yapıyorsun oğlum? Canlı yayında kız düşürmeye çalışıyorsun, ayıp ya. Yok estağfurullah, Ambrose fan kulüp kuracağız. Evet, o zaman Seth Rollins'in Dean Ambrose'la birlikte kazandığı kemeri konuşalım. Ahmet. Seth Rollins, yani Seth Rollins'in kemere ihtiyacı var mı diye düşünüyorum. Dean Ambrose dönene kadar yoktu. Zira Dolph Ziggler yeterince iyi bir reign geçirmekteydi. Tabii Dean Ambrose gelince işin dengi değişti. Bundan mütevellit kemerin Seth Rollins'e geçmesi iyi oldu. Bence Seth Rollins devir teslimi Dean Ambrose arası bulduktan sonra Dean Ambrose'a vererek yapacak. İlerleyen zamanlarda. Sen bir şeyler demiş. Numan abi hep yanlış konuşuyorsun. Numan ne diyorsun bu yorum karşısında? Kardeşim bugün şey diyeyim sana. Öyle bir şeydi ki yani bugün o kadar yorgunum ki hani anlatamam. Öyle böyle değil yani. Kız kardeşiniz varsa abi derdiniz var. Bu kadar basit. Neyse. Evet. Seth Rollins'in galibiyeti hakkında ne söylersin Numan? Ben şahsen beklemiyordum ya. Hani Ziggler bir şekilde korur diyordum ben. Şaşırdım galibiyete. Ne bileyim acayip olacak bakalım. Artık kemeri Ambrose'a mı salacak yoksa Drew'a mı salacak orası da belli değil. Yani şu an ucunu göremiyorum bunun ben. Hiçbir şekilde ucunu göremiyorum yani. Bildiğiniz kafamda bir soru işareti, kafamda böyle kocaman bir soru işareti var bu konu hakkında. Ne olacak diye. Neyse. Maç kalitesine geçelim. Zeno da tam onun üzerine bir yorum yapmış. Seth Rollins'e Dolph o kadar iyi bir maç çıkaramadı. Madem iyi maçı yazmadınız, Dean'in dönüşünü SummerSlam'a saklasaydınız demiş. Ya maçın son 2 dakikasını çıkar gerçekten izleyecek bir şey yok bence. Sen nasıl buldun sevgili Ege? Aynısını söyleyecektim ben de. Şey, uyuttu ya bu maç beni. Ambrose'u geçersek uyuttu yani. Şey, Iron Man maça yaklaşamadı, şey birebir maçlarına yaklaşamadı. Olmadı yani bu sefer. Ama çok da dert değil. Zaten asıl olay kenardaki adamlardı bu maçta. Drew McIntyre ve Dean Ambrose. 5 üzerinden kaç veriyorsun? Ya da kaç puan veriyorsun? Ya hikaye işlenişi bakımından bir şeyler yapıldı. O yüzden 5 üzerine 3 veriyorum yani. McIntyre'ın Ziggler'ın ayrılması yakındır. Bir aya gider. Ahmet sen nasıl buldun maçı? Yani çok bir olayını göremedim ben de. Iron Man maçı daha eğlenceliydi. Daha önce çıkarttıkları maçlar daha eğlenceli. Hatta Ravza Ziggler'ın ilk kemeri kazandığı maç bile daha eğlenceliydi. Ama bu sefer dışarıdaki faktörleri de maçın içine katarsak eğer fena maç izlemedik. Ben de 2.5 verebilirim. Numan? Son 2 dakika sarılış maçta uyudum zaten. Farkındasındır. Sen hatta 2'de bağırıyordun Numan diye Skype'dan. Abi 2 ya. 2'den ötesi yok yani bence maçta. Evet Kuzey demiş. Bence bu maçı ikilinin önceki maçlarıyla karşılaştırdığımız için beğenmiyoruz. Olabilir ama bizim beklentimiz hani Dolph Ziggler, Seth Rollins gibi teknik isimler karşısında yani özellikle Seth Rollins çok teknik bir güreşçi. Hani onun karşısında bu kadar uyumlu güreşen, o kadar teknik olması da teknik yani. Bu kadar uyumlu güreşen. Ortaya konulan şeylere bakarsak açıkçası beklememiz de normal gibi geliyor bana da. Ha, Dolph Ziggler'da yani bir şeyler yapabilmeliydi bu maç özelinde bence. Ben de maça 2.75 diyorum. O da Ege'nin verdiği gibi senaryo işlemesinde hani maçın içinde bir senaryo işlemesi olması. O zaman bitirelim bu maçı da. Bir diğer maça geçelim. Daniel Bryan The Miz. Yine çok şey. Bu konuştuk mu lan bu maçı? Bu maçı. Konuştuk değil mi? Aynen. Finn Balor, Baron Corbin. Finn Balor, Demon King gimmickiyle döndü ve Baron Corbin alıştı. Demon King! Baron Corbin squashlandı. Evet Numan seni dinliyoruz. Abi SummerSlam adına beklediğim tek şey Finn Balor'ın Demon King olarak gelmesiydi abi. Abi sadece yüzünü boyuyor. Tehda bok! Sus be! Sus! Abi o boya var ya o boya. Oğlum bir şey var biliyorsun bak benim
şöyle bir fetişim var abi. Ben Dark Side karakterlerin köpeğiyim. Hani. Oy. Abi Dark Side karakterlerin köpeğiyim ben. O yüzden hassasıyız Demon King'in. Gerçekten reis sağ olsun. İçinden geçti ortalığı. Ah ulan ah. Yalnız Corbin'e yazık oldu ama yapacak bir şey yok yani, ne diyeyim. Asuka Spor yazmış. I am the first universal champion. Ahmet ne diyorsun? Finn Balor. Evet. Finn Balor konuşuyoruz bu arada. Bunu söyleyip chatbox'tan yazmıştı. Balor konuşunca haber verin diye. Yani Finn Balor. Demon King dönüşü ve squash. Demon King ben anlamadım. Neden? Alo. Neden geldi ki? Neden geldi ki Demon King olarak yani? Neden mesela? Abi? Ben de bu soruyu soruyorum. Bir saniye. Bunun SummerSlam'da bir serisi var Demon King olarak. 3-0 oldu bu sene. Yani her SummerSlam'da yani Demon King böyle büyük ihtimalle. Yani bu bilgi sadece Numan'ın bilmesi de gerçekten. Yani ben bilmiyordum mesela. Ben çok seviyorum Demon King'i, o yüzden. Abi 3-0 da seriden mi sayıyoruz şimdi ya? Oğlum 3-0 şu an başlıyor işte. Dur başlıyor. Yani böyle bir seri varsa güzel yani. Dark Raven demiş, bacakları açık şeytan olmaz kardeşim, hadi eyvallah. Bu ne? Sabahın ağzına gidecek galiba, bu nasıl yorum anasını satayım? Abi yendi adamlar zaten şey, bir ilk maç, ilk UC maçı, bir Bray Wyatt, diğeri de Baron Corbin yani. Ha bu arada şey diyeceğim, abi Finn Balor'un girişi büyük, SummerSlam 2018 bu arada gençler, haberiniz olsun. Yani o derece beğendim ben bu girişi. Neyse. Yani abi ama maçın bu kadar kısa tutulması, yalnız şu var fark ettiniz bilmiyorum abi. Hani maçtan önceki Corbin'in hal ve tavırları Demon King'den ne kadar korktuğunu gördünüz değil mi abi? Yani senaryo basında abi ben burada Corbin'in oyunculuğuna bayıldım. Hani Corbin'in oyunculuğuna gerçekten bayıldım yani. Bildiğin karşısında adam titremek üzereydi yani, öyle söyleyeyim size. Süpürge saç ve filli boyayla yeniden doğmuş kral demiş Seno. Asik daha şunu nasıl söyleyeceğini bana. Oğlum ben bu yeni atılacak YouTube'a yapmayın lan. Allah Allah. Korbe konuşmalar çağ atladı ya. Çağ atladı. Maç 2 dakika sürdü. Selin Şener maç 3 dakika daha uzasa boya kalmayacaktı yine yüzünde bedeninde demiş. Boyanın kalitesizliğine dem vurmuş. Ya şovlarda havai fişek atmıyorlar. Bence de 3. sınıf boya sürüyorlardır. Finn Balor'un üstüne ya. Arkadaşlar, Demon King efsane bir karakterdir. Lütfen ağlamayınız. Yani lütfen yani lütfen ağlamayınız ya. Yani. Ben suratımı boya sürsem beni de övecek misin? Birader ben Rosemary'yi neyse biliyorsun benim fantezilerimi neyse o konuda konuşma beni de yani. Ama mesela bak abi ben yapıyorum yüzü boyalı insanı çok seviyorum. En basitinden Rosemary. Tamam sonra film. Ya bugün RF gecesi yani mübarek gece, niye böyle herkes porno konuşuyor, fantezi konuşuyor, vücut konuşuyor. Tamam, yeter ha. Şaka bir yana. Kuzey demiş. Aslında Balor Club gimmickini ezdirmeseler çok karizma bir gimmick. Hatta Demon King'i sollar. Has. Evet normal. Yok öyle bir şey. Onu unutun. biraz da Demon King şeye benziyor diye ben beğeniyorum. Biraz Prince Devil zamanlarını andırıyor Demon King o tarafı. Abi şu var. En azından Demon King kenar bu adam salak saçma gülmüyor. Balor Club yani normal film Balor işte boyasız geliyor abi. Otoboka sırıtıyor. Hem de sırıtıyor böyle. Ben ne anlarım o işten ben abi. Biraz ciddi olacağım. Kollarını birleştirip bir pozu var ya. He. Böyle. Abi çok saçma ya. Yani. Yarın ilk yüceğim deyip kemer maçı isteyecek. Rezervleyin değil de bence ben kanki ilk yüceğim de değil de bence şöyle bir şey olacak. Ben rövanş takıma çıkmadım. Şampiyon burada. Rövanş takımı istiyorum diyecek havadan. Bu kadar basit. Samisler demiş. Finn Balor Seth Rollins kadar iyi ve kaliteli maç çıkaramıyor. Ama Finn Balor da kaliteli maçlar çıkartıyor. Ulan iyi ki bu YouTube'da radyo yayını yapmıyoruz ha. Düşünsenize bütün chatbox böyle yorumlarla dolu. Kapatırsın 2 dakikada kapatırsın yayını şerefsiz. Bu arada Moneymaker sormuş. Evet. Efendim söyle. Bu arada Moneymaker sormuş. Şeyi seviyor muyum ben? Sting'i seviyor muyum diye de. Oğlum Sting sevilmez mi lan? Sting canım özellikle Joker karakteri. Hadi lan Joker yani kadar kötüydü ya. Dur abi bir şey anlatacağım ya. Anlat. Joker karakteriyle ne kadar büyük bir güreşçi olduğunu da göstermiştir bence Sting. Çünkü hani 30 yıl bir rolde oynayıp ondan sonra bambaşka bir hayata geçmek, bambaşka bir role soyunmak, bambaşka görevlerde bulunmak bence kolay bir iş değil.
Ya Sting zaten TNA'daki rolü belliydi. Şey, heel bir stable varsa 20 kişiyi birden gelip döver. Topasını vurur geçer. Evet, son olarak ne diyorsun Finn Balor Constable Baron Corbin maçına? Yani tabii bilemiyorduk demon olarak mı gelecek yoksa normal mi gelecek. Biz zannediyorduk normal gelecek. Toka diyecek gidecek ama yanıldık. Demon olarak geldi. Demon olarak bir serisi varmış SummerSlam'de. Tebrik ederiz yani yapacak bir şey yok. Böyle devam etsin umarım. Çünkü tek Finn Balor'ın WWE'de tek ciddiye alınabildiği an o yüzüne boyayı sürdüğü an. Başka türlü ciddiye alınamayacak bir karakter vermiyorlar adama. Tamamen millete gülücükler saçan vesaire bir adam veriyorlar. Umarım bu şekilde devam eder. BGBTİ virali yapan. Ama o Balor'un kendi talebi. Kişisel talebi zaten. Niye? Böyle talebin içine tüküreyim ben neyse ya konuşsun Mehmet abi. Bari geçen şu konuyu bir önce. Allah Allah. Bugün seni çok agresif gördüm Numa. Yorgunum yorgun. Diğer maça geçelim o zaman. SmackDown Kadınlar Divizyonu'nun şampiyonluk maçı. Charlotte Flair, şampiyon Carmella, Becky Lynch ile kapıştı. Charlotte Flair maçı kazanmayı başardı ve vardı. Çünkü ardından hiçbir şey kazanamayan Kadınlar Divizyonu'nun simge isimlerinden Becky Lynch dayanamayıp heel turn yaptı. Öyle bir oturttu ki yumruğu ağzına Charlotte Flair'in. Charlotte Flair böyle topaç gibi döne döne spiker masasına kadar düştü. Muazzam bir andı. Gerçekten hala unutamıyorum. Charlotte Flair evet. Hak etti. Dibine kadar hak etti. Charlotte Flair hak etti mi? Evet Ahmet seni dinliyoruz. Yani ummadık taş baş yarar derler. Shinsuke Nakamura bir anda heel olduğunda kimse galiba bu kadar sinir bozucu bir heel, bu kadar iyi bir heel beklemiyordu ondan. Keza Becky Lynch de ilk gecesinde heel olarak turn yaparak beklentileri karşıladı. Becky Lynch düne kadar sorsanız belki hiçbir gelecek görmüyorum derdi ama şu saatten sonra bir şekilde Charlotte onu kemer alacaktır. Ege Kuzey demiş. Becky'den efsane bir heel olacak. Korkak olmayan ortalığı eze eze ilerleyen tipten. Galiba bu şirkette Destroyer, korkak olmayan heel bulmak çok zor. Destroyer heel olacak demiş Kuzey yanılmıyorsam. Evet seni dinliyoruz. Kaçırırlar Becky'yi gene arada böyle ring dışına falan çıkartırlar yani. WWE çünkü bilmiyor. Öbür türlü bir heel booklamayı bilmiyor yani. Ya da bu kadar korkunç bir karakteri çocukların gözünün önüne sunmak istemiyorlardır. o da olasılık tabi. Ama çok güzel oldu Becky Lynch'in heel turn'ü bence. Çünkü face olarak artık yani bir başarı kazanamayacağı belli. Sürekli birilerinin arkasına düşüyor ne yazık ki. Asuka geliyor Asuka'nın arkasına atılıyor. Charlotte geliyor onun arkasına düşüyor. Sasha geliyor onun arkasına düşüyor. Ben geliyorum benim arkama düşüyor. Herkesin arkasında kalıyor yani kadın. Üzücüydü. Kendine işte bir şans yaratmış olacak bu sayede. Evolution'a maçlara hazır diyebilirim. Ya da Helnetel'e. Evet Numan. Zeno demiş. Heel jobber eksikliği vardı. Becky oldu işte. Kesin iş yapmışım kardeşim. Bu neyse. Öncelikle. Abi. Becky'yi ben indilerde de izliyorum. Şey olarak. Rebecca Queen olarak. Çünkü kendisi Paige'in yanında. Yani Paige yani. Britta Knight'in yanında takıldığı için. İndilerde zaten heel'di bu kadın. Hani. Çok da güzel bir heel'di. Yani NXT'de de bir süre heel olarak güreşti. Abi hani Becky'den eğer istenileni verirlerse Becky o kadar iyi bir heel rol yapar ki abi şirketteki en iyi kadın olur. Size o kadar söyleyeyim. Yani zamanını izlediğim için biliyorum bunu. Abi beklediğim bir şeydi ama ben açık söylemek gerekirse ben bu şovda değil de SmackDown'da bekliyordum ben bunu. Yani Charlotte Kutlu'yla yaparken gelip işte vurur diyordum ben. Olmadı. Şovda direkt yaptı. Zaten Gür sana demişim hatırlarsın. Bu yüzündeki makyajla demişim Becky demiştim tam heel gibi durmuyor mu diye. Hatta bizim kekoların grubuna yazdım aynısını. Evet. Yani. Evet hatırlıyorum. Bu makyaj dedim tam olarak heel makyaj abi. Harbiden maç bittikten sonra heel oldu. Yani olay bu kadar basit abi. İyi bir heel turn oldu abi. O vuruş var ya vuruş. Ben içim gitti o vuruşta sonra. Yani fark ettim bilmiyorum. Charlotte spiker masasında orada en son ağlıyordu. Onu gördünüz değil mi hepiniz? Yani. Charlotte hep ağlıyor zaten. Ağlamadığı an çok az. Hep kemer kazanıp ağladığı için. Yok. O Sasha değil miydi ya? O olmasa şeydi. Neler dedi? Abi Charlotte da çok ağlar.
kusura bakmazsın kimseye. Ama şu var. Bu arada chatbox'ta küfür yasak arkadaş. Banlamak istemiyorum. Onun için küfür etmeyin. Bu evet Numan dinliyoruz. Demek istedim. Ya bir şey var. Abi bu kadın ikinci senesinde niye 7. kemerini aldı? Yani ben Carmella korur diye bekliyordum. Bu Feyo'da kemersiz bekliyordum ben. Charlotte'da bekliyordum. Flair kızı ne olacak? Yani, veriyorlar top böyle. Keşke Carmella sevmesem de Carmella korusaydı keşke. Carmella'nın evet. Kıyafetini çok beğendim. Düzenli alıklarla bunu giymeli. Hani Carmella yazık oldu diyeyim. İkisinin arasında bildiğiniz eril yok, kalın. Karakterine yakışıyor bence böyle kıyafetler. Yakışıyor. Hoş yani. Yani. İlk debutundaki kıyafetleri giymiyor mesela. Bu da bir gelişme. Neyse yani dediğim gibi Charlotte kemeri kaybedecek zaten büyük maksat süre içerisinde. Bakalım umarım bundan sonra Becky'nin zamanı olur. Heel bir Becky'yi izlemeyi çok istiyorum. Hadi bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. O zaman bu maçı bir nasıl buldunuz diyelim. Carmella'nın kemer kaybı, Becky'nin heel turn'ü. Ege. Yani 5 üzerinden 3 veririm mi? Çok fazla bir şey Ahmet. İzleyemem. Ben de aynı şekilde 5 üzerinden 3'lük bir maç. Yani ekstra ben bir de, şey izleyemedik. Ben de 3-3-25 arası bir puan veriyorum. 3 vermek istemiyorum çünkü maçın senaryo gelişimi çok yüksekti. Gerçekten yıllardır beklediğimiz şeylerden biri yaşandı. Ve ayrıca Carmella gibi bir güreş yeteneksizin de hani elinden kemerin düşmesi çok olumlu oldu bence. Ben maçı izlerken bir şey fark ettim. Gerçekten kadınların güreşmesini özlemişiz. Özellikle hatırlıyorsanız Charlotte'ın ring direklerinin üzerinden yaptığı neydi numara hareketinin adı? Moonsault. Moonsault. Moonsault değildi o. Hayır. Başka bir adı var. Dün geceki Moonsault değildi. Moonsault falandır o zaman yani. O tarz bir şeydi. Döne döne yapıyor. Tam. Dönerken havada kıvrıldı o hareket. Neyse anladınız demek istediğimi. Ya çok güzel hareketler gördük. Çok tempolu bir maç. Gerçekten güreş namına konforlu şeyler izledik. Seyir zevki, yüksek unsurlar izledik. Onun için 3.25 diyorum ben. Güzel oldu. Numan sen değerlendir ve ben 4.25 veriyorum. Abi Carmella gibi güreş yeteneksizi bile şey yaptı abi yani All Stars Dive yaptı abi. Düşünün gerisini. Yani o yüzden 4.25 veriyorum ben. Maçın hikayesi de çok iyiydi. Ben geliyorum bu arada. 2 dakika geliyorum. Tamamdır. Diğer maçımız Nakamura Jeff Hardy. Nakamura Jeff Hardy birbirlerinin taunt'larını hareket taklit ederek başladılar maça. Taklit üzerine devam ederken maçta bunun üstüne şekillendi ve birbirlerine saldırmaya başladılar. Ben maçı nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Nakamura'nın reyni sen başla Ahmet. Nakamura zaten hep örnekler veriyorum. Benim beğendiğim bir şampiyon. Yani faceken hiç belli tutulur tarafı yoktu ama heelken kendini çok geliştirdi. No speak English muhabbet olsun. Love blow belki çok uzadı ama o muhabbet olsun. Dün geceki maçta yani ortalamaydı. Benim yalnız takıldığım nokta Jeff Hardy'nin hani haberler düşüyordu. İşte slant mob yapamıyor artık. İyice yaşı da geçti. Sakatlanma riski vesaire de vardı. Ama dün ona rağmen ringin kenarına doğru Swanton bombi yaptı adam. Demek ki hala iş bitmemiş Jeff Hardy'de. Hala devam edebilecek vaziyette. Şaşırttı beni yani dün performansıyla. Evet, Ege sen? Ben Randy Orton'a değineceğim yani. Gene troll attı kendisi. Seyirciye istediğini vermemek konusunda mükemmel bir adam abi. Bu adam seyirciyi sürekli yanıltma peşinde değil mi? Aynen. Tam olarak o yani. Seyirciyi istediğini vermiyor abi. Tam herkes bağırdı işte saldıracak diye. Çekti geri döndü. Ben dedim gelecek geriye ama gelmedi, geriye de gelmedi. Çıldırdım orada ya. Ya Orton'un face halleri cidden işkence gibi oluyor. Heel halleri de muazzam. Hep böyleydi. Evet. Biraz chatbox okuyalım o zaman. Bu arada 35 tane misafir kullanıcımız var. Mixer'a kısa bir işlemle üye olup chatbox'tan yorum ve görüşleriyle aramıza katılabilirler. Kuzey demiş. Jeff Hardy bence artık sadece kariyerini noktalamak için WWE'de paraya bakıyor. Jeff Hardy'nin geliştiremediği temposu hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Abi Jeff Hardy zaten son
5-6 senemir böyle yani. Adamın yapacak bir şeyi yok daha fazla. Zaten zamanında kullandığı haplar yüzünden ancak bu kadar oluyor yani. Fazlası yolu olamıyor adam. Yani... Sorun hapta mı diyorsun? Hapta hapta yani. O kadar kendine... söyle hapta değil. Sorun kendine bakmamasında. Hani. Kendine bakmadığı için, kendiyle ilgilenmediği için abi bu kadar oluyor. Fazlası beklemesin cefardan hiçbir şekilde. Yani... Bu kadar kötü bile... Kötü bir gençlik yaşadı, doğru söylüyorsun. Hani bu kadar bile... bizim için yetiyor yani. Açıkçası benim için bu kadar bile yetiyor yani. Öyle söyleyeyim size Jeff Hardy izlerken. Ki kendisi gene de yani o kadar sakat dedik. Adam gene de gitti Apron'a Svanton Bomb falan yaptı yani abi. Yani beklediğimizden fazla şeyler yapabiliyor Jeff Hardy. Hala. Bak şaka değil, bu adam hapis yattı ya. Aynen uyuşturucu öyle. Bağımlılığı yüzüne hapis yattı yani. Evet, sadece kullanıcı değil, satıcı da. Kime satıyor? Mete falan mı satıyor acaba? Zeno demiş, Beyler Nakamura'nın İngilizcesi yok diye onun yerine Hardy ile Feud'a giren Randy adamlığı. Doğru. Ahmet'in yorumu güldürdüydü okurken. Randy'nin çıkarıp el sıkışması lazımdı. Yani başka türlü ilgi çekici olamıyor Randy Orton. O el sıkışma muhabbetini de hepimiz biliyoruzdur bence. Chatbox sağlık olarak. Crunch Zöngör sormuş. Nakamura'nın rakibi kim olur? Ahmet. Nakamura'nın rakibi mi? Randy Orton. Evet. Moneymakers yazmış. Matt Hardy'nin kıymetini bilmediniz, göbekli dediniz. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız diyerek bir Twitter duyarı yapmış Mete. O zaman bu maçı nasıl bulduğumuzu konuşalım. Ege. Yani 5 üzerinden 2.5. Numa. Hangi maçta lan bu? Şu an parmağım. Kanka 3 parmağım yapmışım. Bak forumda ne yapmışım? Oradan okuyorum direktlerini. 3 parmağım yapmışım ben buna. Sevgili Ahmet. Yani 3. Evet, bir diğer squash maçına geçelim o zaman. Money in the Bank kontrat maçında Braun Strowman Kevin Owens'a karşı nefes aldırmadan kazandı. Ahmet ne diyorsun? Braun Strowman yani biz dün bir mucize bekledik. Belki Kevin Owens kazanır da bir şeyler olur diye ama mucize gerçekleşmedi. Malumun ilanı oldu. Braun Strowman çantayı aldı. Yani geleceğin Universal şampiyonu Braun Strowman. Muhtemelen Roman Reigns çok fazla tepki çekecek bu kemer saltanatıyla. Ben ya yani olabilecekleri görebiliyorum yavaş yavaş. Roman Reigns çünkü bahsettiğimiz adam. İleride Braun Strowman bizi kurtaracaktır bundan. Braun Strowman'ın şampiyonluğu Survivor serisine kalır mı? Yani bu gece bile olabilir. Neden olmasın? WrestleMania'ya taşınmaz ama. Yok. WrestleMania'ya hiç taşınacağını zannetmiyorum. Shield var falan da. Yani Roman Main Event'te olacak yani. O bir kural artık. Kural haline geldi. Evet. Braun Strowman, Kevin Owens maçını konuşalım. Numan. Abi ben dün demiştim demek istemiyorum ama demiştim ya. Ben böyle bir tam olarak böyle bir şey bekliyordum abi. Hatta ben maçın biraz daha uzun sürüp yandan arkadan da Jinder Mahal geldim. Hani onun da dayak yemesini bekliyordum. Olmadı o. Çünkü hatta forumda dün bir yorum gördük, hatırlarsın belki. Jinder Mahal arkadan da hazırlanırken maç bitti. Diye. Kim diyor onu? bir yorum gördüm canlı konuda. Jinder Mahal arkadan da hazırlanırken Kevin Owens tuş oldu diye bir yorum gördüm forumda. Abi yani... çok hızlı bitti maçı ya, çok hızlı bitti abi. Hani. Kafayı yedim ben maç sonunda. Abi zaten çok beklediğim bir şeydi. Beklediğim şeyler olunca genelde ben seviniyorum ya. Millet üzülür. İşte niye sürpriz olmalı falan diye. Ama şu var abi, bundan sonraki Kevin Owens ne yapacak ya? Ne yapacak abi Kevin Owens? Ya adam Goldberg'den yenilip gelmiş buraya kadar, sıkıntı olmaz. Abi adam ne yapacak? Önüne geleni yeniliyor adam arasında. Abi şu var, bu adam niye korkak heal ya? Niye yani? Neden? Niye? Niçin? Korktuğu için. La bu adamın Kevin Steen dönemlerini izlememiş olsak söyleyeceğiz de yani onları biliyoruz ya, yapmayın ya. Hayır, Kevin Steen dönemlerine boşver. NXT'den ilk anakadroya çıktığı zaman da Destroyer'dı. Destroyer'dı aynen abi. Niye Destroyer diyeyim adam yani? Çok iyi oynuyor. John Cena'ya karşı.
Zeno demiş, Owens kalite açısından Strowman'dan 8 kat iyi güreşçi. Kuzey kadar... demiş, ben hala o maçın... Evet, evet. Kuzey soracağımız soruyu sormuş. Ben hala bu maçın neden var olduğunu anlayamadım. Owens haftalık şovlarda daha çok direnç göstermişti Strowman'a. Strowman'a. Şimdi ortada çanta var. SummerSlam pay-per-view'ünde squashıyor. Ne diyorsun Ege? Yani haftalık şovlardan olacaklar belli olmuştu zaten. İki defa Jinder Mahal kazandı maç yani. Strowman'a karşı. Bir defa başka biri kazandı. Strowman 3 hafta falan üst üste kaybetti. Sürekli şey çantasını kaybetme tehlikesi karşı karşıya. Owens çaldı, o çaldı, bu çaldı. E belliydi yani bunun böyle olacağı. Keşke olmasaydı tabi. Ama yapacak bir şey yok. Maçı geçiyorum o zaman. Puanlanacak bir şey. Dut, direkt dut yani. Direkt dut. Bir diğer squash mücadelesi Alexa Bliss Ronda Rousey. Ronda Rousey sanki hani yıllardır beklenen de olmayan şampiyonmuş gibi Alexa Bliss'e karşı bir kemer kazanımında bulundu. Yani sen aylarca, yıllarca Alexa Bliss kadınlar divizyonunun bir numaralı haline getir. Sonra Ronda'ya şu şekilde kaybettir. Açıkçası ben Alexa Bliss adına da üzüldüm. Ne bileyim, federasyonun güreşçisi olsaydım, Alexa Bliss yerinde olsaydım böyle kaybetmeyi istemezdim. Ahmet ne diyorsun? Yani Alexa Bliss bence yatsın kalksın o çanta maçında o kadar isim varken kendisine çantanın geldiğine dua etsin. Bir kere daha kemeri taştığına dua etsin bir kere. Çünkü çok fazla zamanımızı işgal etti. Çok fazla kişinin önüne geçti. Evet, belki mikrofonda iyi bir kadın ama bundan ötesi değil. Ondan mütevellit Ronda Rousey geldi. Bu işe son verdi. Zaten bunun olmasını bekliyorduk. Çok şimdi Ronda Rousey geldi de abi sanki gitmeyecekmiş gibi bir hali var Ronda'nda. Yok, yani Brock Lesnar'dan daha büyük önünü muhtemelen gene. Brock Lesnar'dan daha büyük bir önümüzde tehlike var. Four Horsewoman. Evet. Bence pek bir tehlike değil ya. Niye değil biliyor musun? Razi en azından full timer abi. Yani Rav'da da maça çıkıyor. Belki bu gece de çıkar. Yani full timer abi. En azından full timer olduğu için yani sevinebilirim o konuda yani. Nezver gibi değil. Yani o yüzden o kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Bir yerde dengeler diyorsunuz. Ronda Rousey'in Ocak ayından sonra ayrılacağı konuşuluyordu. Sizce böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Geçen hafta demeç verdi, uzatmak istiyorum kontratı diye. Yani Ronda da zevk alıyor güreşten. Abi Ronda görüyor çünkü burada durdu. Burada durduğu her dakika hani Hollywood'a bir adım daha yaklaşacak. Ronda bu gerçeği gördüğü için WWE'de durmak istiyor bence. Ve durduğu her dakika kral olacak yani. Çok basit. UFC'de artık maç kazanamayacak bu hale geldi. En son çıktığı maçta gördüğümüz üzere 35 tane falan knockout olmuştu. Şey, geldi buraya. Burada işte biraz da şey kendini gösteriyor. Para kazanıyor. Ünü de var. Ünü de artıyor. Gayet ki, güzel onun için. Kendisi zaten şey. Küçüklüğünden beri bir profesyonel güreş fanı. O yüzden hiç amacı değil abi ortama. Abi valla öyle. Yani Ronda Rousey'in hayatı falan yedirip yani şeyleri falan var yani. Promolarda söyledi zaten maç öncesi. O yüzden yani sevdiği bir şey olduğu için abi ben bence bırakacağını düşünmüyorum. En azından bir 2-3 tane 200 sene daha durur diyorum ben Ronda Rousey için. Evet, Ronda Rousey kalır dedik. Şampiyon oldu. Sizce Ronda'nın sıradaki rakibi kim olur? Ahmet. Yani Alexa ile bir rövanş yapacak. Gerek ondan var sonra... mı o maç? Ya yok, yine kısa süre içinde bitirir de belki Natalya olabilir. Minotaur'a heel turn olur. Ruby atılır. Ruby oradaydı değil mi ya? Aynen. Evet. Ruby atılır. Ember Moon konur belki. Belki Sasha Banks konur Rumble için. Abi bu adamların ben Ronda Rousey karşısında şansı olduğunu düşünmüyorum. Charlotte dışında kimsenin şansı yok. Evet. Acaba Raw ile SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu kemeri Ronda ile Charlotte neticesinde birleşir mi? Yani iş oraya gidiyormuş gibi görünüyor. Çünkü Charlotte olmasa da hani Charlotte bu konuda Ronda'ya uyacaktır. Ronda bu kemerin hani Nikki Bella'nın reynini geçerek uzun süre sahibi olacağını düşünüyorum.
Ya bir VMS'i var kesin. Burası Mania var. Aynen belki bana kalırsa burası Mania'dan sonra olacak olan şey kapta Charlotte Rava geçecek abi. Bu ikisi anca orada öyle feyde girer diyorum ben. Kemal'dir birleştirmezler bir şekilde. O maçta SummerSlam olur zaten. Aynen yani öyle. Summer... Bir yıl yolu var. Bir yıl Kemal'i Harbron'da Rose'in dedik. İlginç tabii gerçekten profesyonel güreş farklı bir köşeye evrildi. Numan. Evet. Sırada en beğendiğim maç var. AJ Styles, Samoa Joe. Sen anlat, sen yorumla. Abi maç maçlarda böyle nasıl desem çok yavaş başladı. Sonlara doğru tempoyu yani yavaş yavaş tempoyu arttırdılar. Tam olarak abi Japon maçıydı abi. Tam olarak bir Japon şeyin yazdığı bir maçtı abi. Tam olarak Pro-Wrestling maçının maçı abi. O yüzden çok beğendim ben bu maçı. Sertliği de yerindeydi. Fakat sonu gene LOL TNA bitti. Yani. Abi maç içerisinde o kadar güzel spotlar, o kadar güzel anlar vardı ki. Yani ben anlatamıyorum yani izlemem. O maçı büyük ihtimalle haftada bir kere yani hevesim olana kadar haftada bir kere o maçı izleyeceğim. İzleyeceğimi söylüyorum. Maç çok güzeldi fakat maçın sonunda işte Samoa Joe gidip AJ'nin kızına ben senin baban olacağım dediği zaman AJ'nin kafayı sıyırdı. Gitti diskalifiye oldu. Maçın bu da feud'un uzayacağı anlamına geldi zaten. Bakalım hele senle kafese mi girerler yoksa farklı bir maç mı olur? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kafes. Yani başka yol yok mu bunun? Zannetmiyorum. Sen ne diyorsun Gülgül? Bence kafese girecek hani 3 maçtan biri de bu. Yani maç abi ben hala etkisindeyim maçından ki bana kalan şovun maçı hatta şovun yıldızı Samoa Joe direkt olarak. Yani o maçın ortasında mikrofon alıp konuşması öyle şey yapması AJ sayesinde nasıl delirdiğini gördük. Ki asıl hatta en son şeyde AJ Styles karısıyla kızın yanına gittiğinde kızı babasının kucağından inmek istedi. Yani o kadar psikolojik çok acayip bir maçtı bu maç abi. Çocuk Amerika seyircisi ya. Şey yaptı, baban kim tezahüratı yaptı. Onlar da pislikler var, onlar ayrı zaten de yani. Bir de o zaten direkt Amerikan kültüründe vardır hani bir erkekle erkek arkadaşı yan yana yürüse hemen siz gay misiniz yakıştırması yapılır ve bıyık altından gülünür falan. Amerikan kültüründe o vardır hep ya. Hızlı ahlaksız dedi. Espriler çok aynen buzuyor dedi. He! Dur lan bekle dur bir işim var. Bekle sonra gelir mi? İşte sonra şey. Bir de fark edin mi bilmiyorum. AJ Styles işte Samoa Joe maçlarıyla başlayacak konuşmaya ya. AJ Styles'a kızı dönüp ağladı. Abi bu kız oyunculuktan mı ağlıyor yoksa gerçekten mi ağlıyor? Ben bunu merak ediyorum. Yani ona dediler mi ağla falan böyle diye. Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer böyle bir şey varsa yani böyle bir şey varsa kız çok iyi oyuncu şimdiden yani bir diyebiliriz. Çok iyi oyuncu yani. Abi, bence gözlerini rol yapmaya. Işık aldı ya. Işık gözlerini aldı bence ondan gözü sulandı kızın. Hiç bilmiyorum yani. Hiç fikrim yok bu konuda. Evet. Yani hikayesi çok acayip. Kendisi de çok acayip bir maçtı. Ben hala etkisindeyim. Umarım Hellesel de bunun üstüne koyarak işte bunun üstüne koydukları bir maç olur. Umarım Hellesel'deki maç bunun üstüne koydukları bir maç olur. Artık bir de AJ Styles'in kemeri değiştirmesi, AJ Styles'in kemeri salmasının vakti geldi. Yani bence. Bence Hellesel'de kemer el değiştirecektir. Ahmet sen ne diyorsun maç hakkında? Yani mevzu bahis AJ Styles olduğunda böyle fıkra yapmaya çalışıp yapmamaya kendini zor tutan şey Adnan Oktar gibi hissediyorum kendimi. Hani gömmeyeyim diyorum ama gömülmeyecek gibi de değil ya. Bu kaçıncı diskualifikasyonla kemer koruması oldu mesela? Çok oldu değil mi? Nakamura'yla da öyle oldu. Low blow'lar oldu vesaire oldu. Ya gerçekten artık kemeri bırakması lazım. AJ Styles evet çok iyi güreşçi. Evet jenerasyonun en iyilerinden birisi ama yani boşa giden zamanlar bunlar sadece. Yani dün gece Samoa Joe kazansaydı feud daha farklı bir yol alacaktı ama şimdi ne oldu? AJ Styles daha agresif bir yön gösterdi. Bilemiyorum yani. 300'ü bulacak yani kafadan Hennesel'e kadar. Aynen. Yani evet. Maşallah. Survivor Series'e de gitmez herhalde şampiyon yani. Bu arada önceki
Şampiyonu unuttum diye bir yorum vardı. Önceki şampiyon Jinder Mahal'di kardeşim bu arada. Evet, önceki şampiyon... Numan senle ben aynı fikirdesin diye biliyorum. Jinder daha iyi bir şampiyondu yani. Jinder'ın reyni daha iyiydi abi. Hani şampiyon yani... bakımından Jinder... Hadi lan! Ciddiğin daha iyiydi abi. Abi o Greg Kali olayı bile şu Nakamura çok feyfeyonundan daha iyiydi nasip. O kadar söyleyeyim sana ben. Oba! Bak AJ Styles... Yani Jinder Mahal ondan daha güreşi demiyorum. Sadece Reign olarak karşılaşıyorum. Jinder'ın Reign'i daha iyiydi. En azından ona bir şey yapamıyoruz ama AJ'sa bir şey yapamıyoruz, anladın mı? Ortada yani elde tuttuğum şey yok. Evet. Biz de onu söylüyoruz yani. Aynen. Evet, Ahmet Zeyke geldi. Ahmet, maçı son olarak değerlendirir misin? Yani ben dün gece aslında dediğim gibi kemer değişti bekliyordum ama bu kemer değişti. Hell in a Cell'e sarktı demek ki. Kızı mı çocuğu mu şimdi karıştırdım, özür dilerim. Yani çocuğunun olaya dahil olması, seyircilerin who's your daddy tezahüratlar olsun, AJ'in daha agresif yönü olsun. Fena bir maç izlemedik. Belki de AJ'in Reign'de çıkardı. AJ'in maçıydı bence. Evet, yani en iyi maçlardan birisiydi Reign'i boyunca. Çıkardı en iyi maçlardan birisiydi AJ'in. Puanı? Yani 3.5. Evet Ege. Ben 4 veririm, güzeldi. Ben de 4 veririm. Çok güzel maçtı. Senaryo gelişmeleri de güzeldi. Ring içi de artarak devam etti. Yükselerek devam etti. Ve şöyle de bir şey var. Hell in a Cell'e mükemmel bir senaryo hazırladı WWE. Bence Samoa Joe'nun Hell in a Cell'de tam kazanma vakti. Normal sen ne dersin? Abi ben bunun köpeğiyim. Yani ben prorosi köpeği olduğum için abi direkt olarak maça 4.75 veriyorum. Ki sonuç daha düzgün, sonuç TNA şeklinde bitmeseydi büyük ihtimal 5 verirdim maça ben. Yani TNA seni çektiğinde bir sorun çünkü. Ki Hell in a Cell'de de Samoa Joe'nun kemeri alması için çok güzel bir zemin hazırlandı. Kemeri de Hell in a Cell'de artık Samoa Joe alacaktır bence. O zaman sıradaki maçımıza geçelim. Bu maçla alakalı ilk yorum yapabilir miyim? Özür diliyorum. Evet. Dal abi, dal. Yani 500 günlük bir saltanattan bahsediyoruz ve bu 500 günü öylesine öyle sıradan bir güreşçi yapmadı. Belki de jenerasyonun en iyi, en büyük yıldızlarından birisi olan Brock Lesnar yaptı değil mi? Rakip olarak 4 yıldır artık boğazımıza dayanan bir Roman Reigns ismi var. Bizi özellikle son 1 yıl içinde ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Ve Roman Reigns denilen kanser parçasını verdiler bize. İnsanlar bundan mutlu oluyor. Ben anlamıyorum. Yani en azından haftalık şovda şampiyon göreceğiz vesaire diyorlar da. Yani bu zaten WWE'nin sizdeyse düşünce de bu. Başka türlü Roman Reigns kabul edilebilir bir şampiyon değil. Roman gerçekten çok vasat bir güreşçi. Roman gerçekten bu şirketin yüzü olamayacak bir adam. Güreşe edilmiş en büyük hakaret. Yazıklar olsun ya. Yazıklar. Bunu diyen adamın Jinder Mahal fanı olmaz. Abi Jinder. Bak Jinder. Bir Jinder Mahal'i bir şey soracağım. Jinder Mahal'i kendinden nefret ettiriyor diye seviyorsun. Roman Reigns'i kendinden nefret ettiriyor diye sevmiyorsun. Hayır, yani ama Roman Reigns kendi içinde çalışıyorsun. Kusura bakma. Ama Roman Reigns face. Roman Reigns'e 4 yıldır bu şans veriliyor. Jinder'a 1 yıldır veriliyor. Roman Reigns face mi? Roman Reigns nasıl face abi ya? Abi yapma gözünü yani. MTV'ler Roman Reigns. Biz face güreşçi izlememişiz. O zaman Bayley şey anasını satayım, melekten çıkma, cennetten çıkma. Ya hayır, Bayley. Bunu söylüyorum. Yani abi, bu gelip burası işte benim çöplüğüm diyen adam nasıl face olabilir ya? Yapma gözünü yanayım ya. Hayır, öyle bir şey yok ya. Hayır, bakış açın senin, bir dakika şöyle bir toparlama yapalım. Senin Jinder Mahal'e bakış açın, insan işte this is my people diyor falan ama kendini mikrofonda geliştirdi. Bu Roman'da da var. Sadece this is my yard demiyor, kendini geliştirdi. Bak bir dakika ya. Tamam dinliyorum. Kendini mikrofonda geliştirdi. Kendini ring içinde ikisi de geliştirdi diyor. Şey geliştirdi. Sen diyorsun Jinder Mahal geliştirdi. Bana kalırsa Roman Reigns beklemediğim şekilde gelişti. Karakter olarak kendilerini oturtmayı başardı diyorsun. Jinder Mahal bence Roman Reigns de geldim, gördüm, yendimi oturtmayı başardı. İkisi de kendinden nefret ettiriyor diyorsun. Yani Jinder Mahal nefret ettiriyor, seviyorum diyorsun. Roman Reigns de bunu yapıyor. Hiçbir farkı yok yani.
Hayır, fark var. Roman Reigns'e 4 yıldır bu şans veriliyor. 4 yıldır sen bana da bu şansı ver. Ben de gideyim ringe. Ben de Roman Reigns kadar kendimi geliştirirdim. Jinder'a verilen şans 1 yıldır veriliyor. Hani Roman Reigns'in önce planında var bunun. Shield'daydı vesaire. Çünkü Jinder Mahal 1 yıldır steroid kullanıyor kardeşim. Roman 4 yıldır kullanıyor o zaman. Tamam, Jinder Mahal 5 sene sonra Roman'ın seviyesine ulaşacak demektir bu. Umuyorum. Yani. Şimdi özete gelelim o zaman. Bence Roman Reigns benim çok sevmediğim bir güreşçidir. Şunu söyleyeyim. Hatta bir dönem nefret ettiğim bir güreşçidir. Çünkü yeni bir John Cena ama yeteneksiz bir John Cena'dır. Konuşamayan bir John Cena'dır. Bunları ben göz önünde bulundurarak Roman Reigns'i sevmediğimi defalarca yazdım forumda. Fakat bugüne geldiğimiz zaman kendini çok aşırı geliştirememiş olmasa da belli bir seviyeye çekmeyi başarmış, azimli, arka alanda liderliği alabilen, seyirciler önünde yuvalanmaktan korkmayan, özgüveni yüksek, yuvalandığı zaman ring içinde daha fazla kendini işine veren bir adam. Bakın bunu herkes yapamaz. Çünkü Roman Reigns yıllarca babyface olarak insanların gözü önüne sunuldu ve babyface iken çok büyük yuhalandı. Cena bunu tersine çeviriyordu. 3 cümle söylüyordu. Hemen arena kendisini alkışlamaya başlıyordu. Mükemmel bir mikrofon performansı vardı. Roman Reigns'te bu olmamasına rağmen Roman Reigns bunu başardı. Gerçekten yani kendine gelen yuhalamalara karşı morali bozulsa da sekteye uğratmadı işini. Bunu da bir köşeye koyuyorum. Ve Brock Lesnar gibi ben 74 hesap yaptım. 74 tane Raw show olmuş. Brock Lesnar bunun 6'sına 7'sine maksimum 8'ine 9'una çıksın. Hadi 10'a çıksın. 64 tanesini es geçmiş. Ben 64 tane Raw show'unda ana kemer şampiyonunu göremememe çok üzen bir insan olarak Roman Reigns'in şampiyonluğunu çok mantıklı, çok makul buluyorum. Fakat 504 günlük Reign'in bitişi hani bir iş kazası olarak lanse edilmemeliydi. Çünkü Lesnar tekrar kemeri geri alabilir diye korkuyorum Survivor Series'te ya da bu gece belli mi olur? WWE bu. Bundan sonra hani haftalık şovlarda WWE Championship olması kaliteyi Nirvana'ya mı çıkartacaktır? Hayır. Ama bundan sonraki dönemde izleyecek bir nedenimiz olacak Raw şovlarını. Bakın, Lesnar'ın şampiyonluğunu Roman Reigns'e kaybedişine herkes itiraz edebilir. Ama 74 Raw şovunun 74'ünü de izlemeyen adam itiraz edemez. Ben 74 Raw şovunun 74'ünü de izlemiş biri olarak Roman Reigns'in şampiyonluğundan ötürü çok mutluyum. Evet, Numan söz sende. Ben abi biliyorsunuz part-timer güreşlere karşı olan tavrım özellikle part-timer güreşlerin kemer tutması karşısında falan. Numan burada mı? Pardon, mikrofonu kapamış. Evet. Arkadaş ses geliyor diye söyleyeyim, gene konuşayım. Benim part-timer güreşlere karşı olan tavrımı herkes bilir. Yani abi bu adamlar güreşin en büyük kanseridir. Özellikle kemer kanatlı adamlar güreşin en büyük kanseridir bu adamlar. Yani Lesnar'ın kemeri kaybetmesine sevindim ama kemeri kazanan kişi de Roman Reigns olunca fazla sevinemiyorsun abi. Sonuçta Roman Reigns yani, ama şöyle bir şey var kafamda. Sonuçta burası WWE. Abi bu kadar uzun bir reign'in ardından, yani 500 küsür reign'in ardından Roman Reigns'in çok fazla uzun bir reign yapacağını düşünmüyorum. Maksimum Survivor Series'de kemeri salacak ama kime salacak bilmiyorum. Yani öyle çok uzun reign'ler bir süre bu Survivor Series'de ana kemer maçı olmayabilir. Olmayabilirse olmadı, en kötü TLC'de falan salacak mı kemeri bu adam? Çünkü ben de uzun bir kemer reign'i beklemiyorum Roman Reigns'ten. Çünkü abi 500'den sonra bu kemeri ortaya çıkarmaları, yani tekrardan birbirine vermeleri demek bu kemerin bir süre kısa reign'ler halinde el değiştirmesi anlamına geliyor benim açımdan. Bu yüzden ya uzun bir reign'si olmayacak bence. Chatbox'ta da yani aydan aya, yıldan yıla show izleyen Lesnar'cı arkadaşlar var. Yani Roman Reigns'in gerçekten gelişimini gözlemleyebilecek kadar show izleyip izlemediğinizden şüpheliyim. Yani 74 tane Raw show'unda
canlı izledim demişsin. Ben o 74'ü kafadan attım. Muhtemelen 72 ya da 73. 74 şov yoktu zaten Zeno. Sen de benim tongama düştün kardeşim. Kusura bakma yani kendi kuyuma düştün. Kusura bakma yani canlı da izlemediğini hepimiz biliyoruz. Şimdi şöyle bir özet geçelim Roman Reigns konusu hakkında. Brock Lesnar'ı aratır mı ve ne yönden aratır? Bir heyecan aratabilir mi? Roman Reigns'in verdiği heyecan Brock Lesnar'dan aşağı olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Olabilir mi? Bence olmaz. Siz. Bence olmaz. Hayır. Olabilir diyelim. Yani Brock Lesnar 11 tane maça kemer title defense maçına çıkmış. Roman Reigns 3 senelik bir reign yapsa, 2,5 senelik bir reign yapsa 40 tane çıkmış. Yani oradaki farkı bu kapatır mı? Bence kapatır abi. Yani şimdi şöyle bir konu var. Anlayamadığımız ya da anlamak istemediğimiz bir konu var. Ben imajcı bir insanım. Yani imajdan kastım şu. Ben Raw ana kemerini Intercontinental olarak kabul edemiyorum. Kabul edemememe sebebi de imajcı olmam. Intercontinental feudunda her ne kadar Ziggler, Drew McIntyre, Seth Rollins, Dean Ambrose gibi büyük isimler olsa da bana en büyük verdiği kemerin hazzını vermiyor. Onun için Roman Reigns'e bir Lesnar Championship açalım. Lesnar Championship bunun ya da Dövüşçü Championship açalım. Dövüşçü Championship Lesnar'ın omzunda dursun abi. Gelsin savunsun. Roman, Brock Lesnar'cılar bence böyle mutlu olacaktır. Evet Ahmet. Şimdi yani Roman Reigns diyoruz. Şimdi bir kere şu güncel Raw kadrosuna baktığımızda Roman Reigns evet şirketin yüzü olarak lanse ediliyor. Evet 4 yıldır 31'den beri yani 3 yıl mı oldu pardon. 3 yıldır bu kemerin çevresinde dönüyor. Fakat şunu anlamıyoruz. Brandler ayrıldığından beri zaten Roman Reigns hep Universal kemerinin çevresindeki hani sırtındaki tek eksik kemerdi. Şimdi de hiçbir şey değişmeyecek. Şimdi de kemer olacak. Şimdi yine çekilmez promolar. Yine çekilmez maçlar. Yani sadece biraz daha aktif göreceğiz. Brock Lesnar geldiğinde Brock Lesnar şampiyon gibi hissediyordun. Çünkü adam o hissiyatı veriyordu. Roman Reigns'i son dönemlerde izlenebilir kılan şey de yani insanların övmesindeki tek neden de o ringi Brock Lesnar'la paylaşmasıydı. Şimdi Roman Reigns'in karşısında Brock Lesnar olmayacak. Kevin Owens olacak. İşte ne bileyim Seth Rollins olacak. Ve bunların hiçbirisi aynı tadı vermeyecek. Yani bu zaten zamanla görülecek. Evet Zenos demiş. Reigns ne abi? Karakteri ne? Ya Reigns'in karakteri, oturttuğu karakteri geldim, gördüm, yendim üzerine kurulu olan kişiliğidir. Güreşçi kişiliğidir. Reigns bunu geliştirmeyi başardı. Ve Roman Reigns karşısında bir overrated algısı var. Hayır abi. Bu adam geçen ay Bobby Lashley'e tertemiz ring içinde tuş olmadı mı? Oldu. Ya Bobby Lashley'e tertemiz ring içinde tuş olan adam bence overrated değildir. Ring içi mi gelişti demiş. Ring içinde Reigns'in temposu çok kopuktu. Arenalardaki aurayı, seyirci yükselmelerini yakalamadan signature yapıyordu, finisher yapıyordu. Reigns'in en büyük geliştirdiği şey seyircinin enerjisini kullanabilme hesabını yapması. Artık Reigns seyirci uyurken signature finisher yapmıyor. Bakın bu çok önemli bir güreşçi özelliğidir. Aynen öyle. Bu muntazam güreşçi özelliğidir. Bunu federasyonda yapabilen birkaç kişi var. Birkaç kişi var. Bir elin parmağını geçmez. İlk aklıma gelenler The Miz ve Daniel Bryan. Roman Reigns'in birinci geliştirdiği en büyük şey bu. Konuşmaları mı gelişti demiş. Ya elin saf. Evet ben bu konuda Güreş Türkiye YouTube kanalının çevirmenlerinden Ahmet Tahir'e bırakmak istiyorum sözü. Konuşmaları gelişti mi Roman Reigns'in? 1-1,5-2 senedir sen de çevirmensin Ahmet. Bak kesinlikle eğer gelişmedi dersem yalan söylemiş olurum. Kesinlikle gelişti. Ama
ben bilmiyorum, belki ben yanlış görüyorum ama Roman Reigns, ben çeviriyorum her promosunu, nedense Roman Reigns de tek geliyor bana. Bu adam face ve bu adam face olmasına rağmen 3-4 yıldır bu yatırım kendisine yapılmasına rağmen hala main event maçında you suck diye tezahürat alıyor. İşte benim başarısız olarak face gördüğüm değil. Nokta bu. Face değil. Ben sana bir şey sordum, sen başka bir şey cevap veriyorsun. Ben yani tam kendini geliştirdi. Şu konuda bir fikir birliğine varalım. Roman Reigns face değil abi. Roman Reigns genç kızların gözünde, çocuk güreş seyircilerinin gözünde face, smart fanların gözünde heel. Bu demek değildir ki Roman Reigns face. Hayır abi. Roman Reigns bir twinner. Geldim, gördüm, yendim ya da burası benim çöplüğüm diyen adam face olabilir mi ya? Lütfen. Lütfen. Biraz daha bu konuda fikir birliğine varalım. Sen Zenon'un son sorusuna cevap ver. YouTube kanalının bir çevirmenisin. Güreş Türkiye YouTube kanalının. Cevap ver. Reigns'in son 2 senede Brock Lesnar şampiyon olduğundan beri mikrofonu gelişti mi? Gelişti, evet gelişti. Özellikle John Cena ile promolarını çok beğendim. Özellikle evet. John Cena ile promolarında çok iyiydi. Evet gelişti. Ya bunu zaten aksini iddia etmiyorum ben. Moneymakers demiş. Roman Reigns heel ise. Abi ben öyle bir şey demedim. Demedi ki adam. Twitter siz ama. Salak mısınız? Siz salak mısınız yani? Burada ben ne anlatıyorum? Gelen mesaja bak. Ben konuşabilirim bu konu hakkında. Numan sen dinliyorsun. Abi bana kalırsa, bak Roman Reigns'i abi ben sevmem. Yani pek sevmediğimi söylemez ama adamın kendini geliştirmediğini söylemek çok büyük bir yalandır abi. Çok büyük bir iftiradır bana kalırsa. Yani kendini gerçekten geliştirmeye devam ediyor. Yani senin dediğin gibi o önceden Otavaka finisher veya signature vuruyor. Şimdi bekliyor seyirci kendine gelsin, böyle adamları gaza getiriyor, öyle vuruyor mesela finisher ve signature falan. Hani Roman Reigns kendini gün geçti geliştiriyor ve daha da geliştirecek. Büyük ihtimalle daha da gelişecek yani, daha bu bitmedi. Yani tam olarak en son hali bu değil. O yüzden ben yavaştan kendisine bile zaten şöyle söyleyeyim. Yani sevmesem bile kendisinin finisher'ı spear olduğu için gene bir sempati duyuyorum. Çok, çok büyük bir edge fan olduğum için. Hani umarım karakterini daha da geliştirir. Ki geliştirecek de. Tek eksiği bana kalsa hala ama hala mikrofon. Yani en büyük eksiği hala mikrofon. Tek eksiği değil de en büyük eksiği hala mikrofon. Yetersiz bana kalırsa hala. Ama seyirciler demek hata. Çok, seyircileri bak Roman Reigns'in karakterini anlayamamışsınız. Gerçekten anlayamamışsınız. Ne şey diyeceğim bak. Zeno diyor. Bir dakika bir şey ifade edeceğim. Zeno yazmış. Cena feud'u ve Shock Promo hariç diyor orada. Oğlum salak mısın? Zaten ya anasını satayım, bu adamın kendini ifade edebildiği o promolar var zaten. Onun dışında bakın size Roman Reigns'in karakterini anlatacağım. Roman Reigns, The Miz gibi seyirciye işte akıl oyunları yapan, karmaşık zihin yapısı gösterisi yapan, iki kişiyi birbirine düşüren veya farklı konvansiyonel ataklarla karşıdaki güreşçiyi susturan bir karakter değil. Roman Reigns'ten böyle bir şey beklemeyin abi. Bu adam burası benim çöplüğüm diyen ve karşısına adam alıp pataklamaya çalışan biri. Ne dedim az önce? Geldim, gördüm, yendim. Roman Reigns'in karakteri bunun üzerine kuruluyken siz nasıl Roman Reigns'in akıl oyunlarını sunduğu bir mikrofon performansı bekliyorsunuz? Roman Reigns'i hiç anlamamışsınız abi. Aslında şirketin de bizden istediği bu yani. Hani bir şekilde reaksiyon vermemiz. Evet o. Ben bunu çok iyi başardığını düşünüyorum Reigns'in. Undertaker yenilgisinin galibiyetinin ardında da bu var abi. Yani Undertaker'ı yensin Roman Reigns, hatta aşağılayarak yensin. Smart fanlar ondan nefret etsin var. Yani bunu daha önce geçen yıl defalarca söyledik. Galiba kitle değişti o günden bugüne. Ege sen bizle beraberdin, hatırlıyorsun. Aynen. Yani teşekkür ediyorum. Roman Reigns'i gerçekten hiç anlayamamışsınız. Ben yaklaşık 7-8 senedir düzenli radyo yayını yapıyorum her büyük pay-per-view'da. Anlattığımız her şey havayaymış demek ki. Selin yazmış. Bana göre Roman'ın değil de
yönetimin problemi var. 2009-2010 John Cena'sını yaratmaya çalışıyorlar. Ama insanların artık çocukların sevdiği iyi adamlara değil, soğuk sert adamlardan hoşlanıyorlar. Ama ısrarla yanlış maçlar, yanlış fevkalarda ters tepiyor düşünceleri. Bu bakış açısı Selin. Sen bir smart fansın, ben bir smart fanım, Ahmet bir smart fan, Numan bir smart fan. Biz bundan hoşlanmıyoruz. Ama %50, diğer taraftaki %50 bundan çok hoşlanıyor. Şimdi sadece kendi bakış açımıza göre konuşursak objektif bir yorum yapamayız. Yani evet. Şöyle, evet, biliyorum. Ya şöyle bir ekleme yapabilirim. Şimdi Corey Graves, bu WWE bütün dünyada yayınlanıyor. Sudan'da da yayınlanıyor, İran'da da yayınlanıyor değil mi? Bütün evet. Dünyada yayınlanıyor. Corey Graves'in bir açıklaması var. Diyor ki, bu şovlarda diyor Roman Reigns yuhalanıyor. Biz insanlara Roman Reigns neden yuhalanıyor anlatmak zorundayız. Çünkü o insanlar Roman Reigns'i kahraman olarak görüyor. Oradaki o ufak çocuk, oradaki o genç kız Roman Reigns'i bir kahraman olarak görüyor. Bir face olarak görüyor. Ama biz o gözle bakamıyoruz. Bir Marvel karakteri bak. Yani. Roman Reigns bir Marvel karakteri. Bir Warner Bros. Karakteri. İşte bir neydi diğer şirketin adı? Bir çizgi roman karakteri gibi kurgulanıyor. Bundan hoşlanan bir kesim var, hoşlanmayan bir kesim var. Bu da şirketin satış stratejisini oluşturuyor zaten. Roman Reigns yuhalana da satılıyor, sevene de satılıyor. İşte olayları buradan yakalamak lazım. Dominic Toretto demiş, abi Cena ve Roman'ın karşılaştırılması imkansız. Evet bunu söyledim zaten. Dönemleri aynı değil bir kere, koşullar falan. Cena devrinde tek adamdı. Kemer potalarında powerhouse'lar falan yoktu. Wade Barrett bile ana kemer maçı bulabiliyordu. Karşılaştırılmamalı da Cena ve Reigns. Karşılaştırmıyoruz zaten. Karakter olarak yaklaşıyoruz. Ege sen bir şey söylemek ister misin? Vallahi siz hepiniz söylediniz yani benim söyleyeceğim şeyleri. Çok fazla bana söylenecek bir şey kalmadı yani. Çok ciddiyim. Anladım. Yarım saattir Roman Reigns konuşuruz çünkü. Darth Revan demiş, şirket satacak başka bir adam mı bulamamış, bu kalası kullanıyor, ne saçmalıyorsunuz ya. Evet, Darth Revan, şirketin hedeflediği de zaten tam olarak bu. Sen ne saçmalıyorsunuz ya dedirtmek sana. Şirket bunu dedirttirerek bir tarafta aşırı seven kesim, diğer tarafta aşırı nefret eden kesim yaratıyor ki bağlılığı daha da arttırsın. Zaten çok uzak değil. Bizim ülkemizi yöneten insan da kendini böyle bir karakterde kurguluyor ve kendini çok seven bir köşede bir kesim var. Diğer köşede tamamen nefret ediyor ve 15 yıldır tahtını payitaht hale getirmiş vaziyette. Bu bir stratejidir. Okumasını bilene anlatıyorum işte yarım saattir Ege'nin dediği gibi. Evet, yayına son vereceğiz. Numan oralarda mısın? Numan 2 dakika lavaboya gitti. Son olarak sorularınızı alalım. Biz de yayını kapatalım. Koy demiş. Bu adam WrestleMania 30 sonrası ringe gelip yuhaları ve chatleri sıçrarak dinleyeyim. This is my yard deyip gideyim. Gitmesinden sonra hiçbir söze gerek yok. Evet, WrestleMania 33 güzel bir örnek. Ya gitmiyorum. Asuka Spor demiş, Reigns üzerinden psikoloji tezi yazılır. Taker ve WrestleMania'dan sonra en büyük Vince McMahon projesi bence. Ben de öyle düşünüyorum. Numan, geldin mi? Geldim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. 1 saat 25 dakika oldu. 50'ye yakın dinleyici var. 100'e yakın insan dinledi bizi. Benim diyeceklerim bu kadar. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Kapatalım. Benim söylediğim bir şey yok. İyi geceler diliyorum herkese. Dinlediği için çok teşekkür ederim. Ama son olarak puan verelim. 10 üzerinden. 6. 5. 8. 8. 8 benim de. Evet, YouTube'a atacağız. Görüşmek dileğiyle.